Buyur ağam. Çabuk Mehmet'i bulup getirin bana! Eknam, mektepli olmaya heveslenmiş işte, kıymayı etime! Hanımı mülkümü talan ettiresiniz diye mi besliyorum sizi kapımda? Mektepli olmaya özenmek bunun gibi bir çulsuzun ne haddine? Eknam! Alın çocuğu, alın şu kadını başımdan, alın! Sen şimdi görürsün köpek! Bittik, eşkıya karali çiftliği bastı! Aman ağam, bu ne şeref! Beni ihya ettiniz! Buyurun, buyurun! Yaşlandık gayrı derviş! Dağda dolanmaktan yorulur olduk! Şöyle bir ev yemeği yemek, rahat döşekte uyumak çekti canımız! Yemek yatak ne demek ağam! Canım uğruna kurban olsun! Sen emret yalnız! Bu cezaya çarptırılmak için ne suç işledin? Bunda suç mu ararsın? İtin, uğursuzun biri işte! Sen sus! Çocuğa sordum! Söyle bakalım, ne yaptın derviş ağana? Hayvanları otlakta yalnız bıraktım da okul çocuklarıyla şarkı söyledim! Şarkı söyledin diye ha? Şarkı söyleyen çocuklara bayılırım ben! İnsan çocuklukta da şarkı söylemeyince bir daha ne zaman söyleyecek? Daha ne durursun derviş! Çabuk sofra kurulsun! Bu türkücü ağanın da karnı acıkmış olmalı, hadi gel bakalım! Otur şöyle! Soframa oturmak da neyin nesi derviş? Benim bildiğim ev sahibi misafire hizmet edecek! Hadi koştur bakalım! Emredersin ağam, kusurumuza bakma! Afiyet olsun ağalar, afiyet olsun! Hadi koşturun bakayım, hadi! Çabuk olun, sallanmayın! Al bakalım! Söyle bakalım, ne şarkısıydı söylediğin? Dağ başını duman almış! Dağ başını duman almış ha? Güzel! Askerdeyken biz de söylerdik! Hadi bakalım hep beraber! Dağ başını duman almış, gümüşlere durmaz atar, güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar, lay 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 lay, sesimizi yer göçsü dinlesin, sakallara el eğmesin, sesimizi yer göçsü dinlesin, Sen de tut bir ucundan bakalım! Bu ağaçlar güzel kuşlar, yürüyelim arkadaşlar! Emrettiğin gibi üç aylık erzağınızı tamamladım. Afiyetle yiyin ağam! İyi! Yalnız o çocuğun kılına dokunulmayacak, tamam mı? Sen emrettikten sonra elden ne gelir ağam, bağ üstüne! Aferin, seni hep böyle görmek isterim! Bizimle gelmek için daha pek küçüksün. Büyüyüp tam bir erkek olacağın zamana kadar beklemen lazım. O zaman beni yanına alır mısın ağam? Belki de sen benim peşimden gelmek istemezsin. Gelirim, sen istedikten sonra cehenneme bile gelirim. İyi, nankör bir çocuk olmadığın belli. Hadi bakalım şimdi ananın yanına. Büyüdüğün zaman düşünürüz. Ulan dursun! Buyur baba! Gel lan buraya çabuk! Niye bu pulluk burada duruyor lan? Ha?
Ben Mehmet'e bayram bayram dinlemem, bugün tarlalar sürülecek demedim mi? Ben de söyledim. Ama adama laf mı dinletebiliyorsun? Beni bayram günü kimse çalıştıramaz dedi, çekti gitti. Nereye? Kahveye indi herhalde. Gel lan benimle! Al imzala şuraya oğlum. Hemen gönderirler mi beni alamayı Emin dayı? Senin işin biraz güç oğlum. Hele istidayı bir ver bakalım, ne olur. Ulan sen adam olmayacak mısın? Ben sana bugün tarlalar sürülecek demedim mi? Bayram diye her işi boşlamak mı lazım? Almanya için istida lazım olmuş da, şuracıkta yazıverdik. Almanya kim bu kim? Otursun da haline şükretsin be! Ekmek elden, su gölden yaşayıp gidiyor kapımda! Recep! Kahvemi getir! Bu deli Mehmet'in öfkesi burnunda gene! Kızmış ki zincir vursan para etmez! Kızsa ne olur, kızmasa ne olur? Açlıktan nefesi kokuyor, alt tarafı derviş ağanın yanaşması! Yanaşma mı? Hazreti Yusuf kadar yakışıklı! Beni kaçırmaya kalksaydı, oynaya oynaya giderdim vallahi! Ya sen canım? Sen olsan gitmez misin böyle bir adamın peşinden? Bunlar ne biçim sözler öyle? Hiç utanmanız yok mu sizin? Kurumuna bak şunun! Belli etmiyor ama o da yanıp tutuşuyor Mehmet için. Gel gör ki deli Mehmet'in umurunda değil. Cano'ya bakmayan sana mı bakar be? Vay derviş ağa kardeşim, hoş geldin! Hoş bulduk! Ne o üç çuval buğdayı yanaşmana emanet edemedin mi yoksa? Yok be Müslüman, gel konuşacaklarım var seninle! Hoş geldin! Hoş bulduk! Geçen gün çamaşır yıkarken duydum. Bütün köyün kızları sana vurgun. Birini kaçıracaksan tam zamanıdır. Güle oynaya gelirlermiş peşinde. Neler söylüyorsun sen? Kız kaçırmak kim biz kim? Niye kaçırmayacakmışsın? Aslan gibi adamsın. Hangi kız olsa bayıla bayıla kaçar sana. Odum yok, ocağım yok. Kız kaçırıp ev bar kaçmak benim gibi bir yanaşmanın nesine? Hem doğacak çocuklarımı da derviş ağaya köle etmek niyetinde değilim. Göçeceğim buradan. Almanya'ya gitmek için istida verdim. Almanya'ya mı gideceksin? Evet, o da olmazsa benim için eşkıya Karali'nin yanına girmekten başka çare yok. Eşkıyalığı mı kaldı Karali'nin? O da derviş ağa gibi bir köy ağası şimdi. Olsun. Hiç olmazsa mert adamdır. Derviş ağa gibi kendi adamını ezmeye kalkmaz. Hoşça kal. Karali, buralara yerleşelim, memleketin tadı tuzu kalmadı Müslüman. Birbirimizi arkalamazsak, Karali sonunda bütün topraklarımızı elimizden alır. Tam da lafın üstüne geldi can o kız. Ancak hısım olursak güç yetiririz eşkıyaya Müslüman. Can o kızı oğlum Dursun'a istiyorum. Ama benim kızım daha küçük. Sen buna mı küçük diyorsun? Can o kızın güzelliği yedi köye destan olmuş söyleniyor. Köy yerinde böyle bir kızı evde saklamak caiz değil. Edersen 2000 altın da başlık veririm. Hele panayır gününe kadar bir düşünelim. Hem de iyi düşün Müslüman. Kara Ali sadece topraklara değil, can o kıza da göz koymuş. Çok ezdin ama, neyse ki mayası sağlanmış.
Yanmayın güreşiyor Allah için! Türkü yapıp çağırdıkları kadar var Müslüman! Bunca yıl gezdim, can okuz gibisini görmedim! Allah sahibine bağışlasın! Eksik olma Kara Ali! Evet Allah sahip olmasını biliriz! Önce kendi ağanın elini öpmen yaraşırdı evlat! Ama neyse, bizim de oğlumuz sayılırsın! Al! Yaman güreştin! Böyle bir silah hak ettin! Sağ ol ağam! Başpınar köy ağası Derviş Ağa'nın oğlu Dursun! Üç köyünde delikanlılarına at yarışına meydan okuyor! Atına güvenen delikanlılar, her meydanına! Yaman at yetiştirmiş senin oğlan Derviş Ağa! Sanmam ki karşısına başka bir at çıkabilsin! Ortaya 5.000 lira koyuyorum! Ne o Kara Ali, yarışacak atın yok mu senin? Atımız var hamdolsun! Ama ne çare ki, üzerine binip koşturacak gençliğimiz kalmadı! Ağam, izin ver senin ata ben bineyim! Altında dora aygır olursa, geçer misin Derviş Ağa'nın oğlunu? Derviş Ağa'nın 5.000 lirasına karşılık ben de bu silahı koyuyorum! Ben de ortaya dora aygırın kendisini koyuyorum! Kazanan parayı da, silahı da, dora aygırı da alacak! Kabul mü Derviş Ağa? Kabul Kara Ali! Tez çekin bakalım dora aygırı Mehmet'in altına! Hazır mısınız? Kara Ali beni yanına almaz! Derviş de bu köyde yaşatmaz beni! Yüzümü hak ettin benim! Al! Para da, at da, silah da senin! Sayende adama vardı adımız ağam! Kabul etti artık kulun olayım! Sen benim kulum değil, oğlum olacaksın! Sağ ol ağam! Elbet bir gün olur, bana ettiğin bunca iyiliği öderim! Şimdi izin ver de anama müjde vereyim! Var güle güle! Sağ ol ağam! Gibi süzülüyor. Maşallah deyin kızlar, nazar değmesin çocuğa! İzin verirsen, ben eve varayım baba. Peki kızım, hadi git sen! Dur hele canım, eğlen biraz! Kara Ali'ye bir hoş geldin demek yok mu? Gitmem gerek, anam evde yalnız. Bana da müsaade! Köy yerinde olmaz işlere kalkma Kara Ali! O kız senin çocuğun yerinde! Ne demek istiyorsun Derviş Ağa? Bunları sen de bilirsin ya, bir kere de ben söyleyeyim! Kadın kız işlerinde kimsenin gözünün yaşına bakılmaz buralarda! Haberin olsun!
Aman! Allah duamı kabul etti. Atımız da, paramız da, silahımız da var artık. Hadi şimdi gidip anamın elini öpelim. Sevindirelim kadıncağızı biraz. Ne o deli olan? Merhaba Kara Mehmet. Benim deli kızı Sulu'yum dedim de. İyi ettin. Benim deli olan da kandı gayrı. Hadi, çek Sulu atını. Seni alkışlamaktan ellerim patladı bugün. Ne o, gidiyor musun? Anama varıp hediyeleri göstereceğim. Oğluyla övünsün biraz. Dur da beraber gidelim. Duramam canım. Neden? Benden korkuyor musun? Ben kimseden korkmam. Ama bir gören olursa söz olur. Müslüman'ın kızı yanaşma Mehmet'le diye tepe koyup çalarlar bizi. Hadi hoşça kal. Gördün mü deli kız? Gönlümüzü bir yiğide verdik. O da mertlik budalası. Vay benim başım! Ağa kızı olmakta suçmuş. Hoş geldin. Otur şöyle Müslüman. Eyvallah! Bak yıllar ne çabuk geldi geçti. Başımızı ipe vermeden eşkıyalık belasından kurtulduk. Çift çubuk sahibi olduk çok şükür. Şimdi soyumuzu sürdürecek... ...bunca malımıza sahip çıkacak bir evlat gerek bize. Senin anlayacağın evlenmeye karar verdim. İyi karar vermişsin ağam, buna hepimiz seviniriz. Kimin kızını alsam diye uzun uzun düşündüm. Bize soylu bir ağa kızı gerek Müslüman. Bu yörede de senden soylu ağa... ...senin can o kızdan güzel bir kız yok. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını istiyorum. Olmaz! Neden olmazmış? Benden iyisini mi bulacaksın? Olmaz Kara Ali ağam, olmaz bir iş çünkü. Çünkü ne Müslüman? Lafı geveleme! Çünkü kızı derviş ağamızın oğlu Dursun'a verdik. Söz kestik, başlığını bile aldık. Ne başlık aldınsa ben iki mislini, üç mislini veririm. 2000 altın, 50 baş sığır, 500 koyun! Yapamam! Sözümden dönemem, töreyi bozamam. Bir kere söz kesilmiş. Varma bu işin üstüne, kurbanın olam, unut gitsin. Sana daha anlı şanlı bir ağa kızı bulmak, benim boynumun borcu olsun. Demek dervişin Dursun'u bana değişiyorsun, öyle mi? Değişmek ne demek Kara Ali ağam? Kısmet onaymış, elden ne gelir? Bana müsaade artık, akşam olmadan köyün yolunu tutmak gerek. Hadi sağlıcakla kal. Sağlıcakla var Müslüman, ama bugünü de unutma. İyi, iyi, iyi! Hasan! Buyur ağam. Bana tez yanaşma Mehmet'i bulun. Baştın ağam. Derviş ağaya tez haber salın. Can o kızı oğluna vermeye razı olduğumu söyleyin. Baştır ağam! Beni Dursun'a mı veriyorsun baba? Yoksa bir itirazın mı var? Baba nasıl kıyarsın bana? Ay yaşın, iç gecenin teki o Dursun! Ama koskoca bir köy ağasının da oğlu! Daha iyisini mi bulacağım? Ben varmam o serseriye! Sana soran mı var, varır mısın diye? Bunca yıllık töreyi mi bozacaksın? Ben Müslümanaysam kızımı istediğime veririm. Buyur ağam, beni emretmişsin. Gel bakalım evlat. Bir müşkülümüz var oğul. Ancak senin gibi... ...yiğit bir adamın çözebileceği bir müşkül. Sen yeter ki emret ağam! Canım, kanım uğruna feda olsun! Eksik olma evlat! Ben de bunu bildiğimden seni çağırttım. Müslüman, can o kızı... ...derviş ağanın Dursun'a veriyor.
Kızı önce biz istedik ama Müslüma, derviş ağayı bize tercih etti. Bereket, can o kız, Dursun'a varıcı değil. Varıcı olmasa da ne gelir elinden? Babasının sözünden dışarı çıkabilir mi ki? Can o kızı tanımamışsın sen. Dün akşam haber salmış bana. Kara Ali ağam beni kötü Dursun'a yar etmesin. Vakit geç olmadan kaçırsın diye. Bu haberi sana can o kız mı salmış? Bana ya! Kara Ali gibi yiğit biri dururken ben başkasına gelin gitmem diyormuş. Benden eğleniyor musun ağam? Can o kız böyle bir sözü nasıl söyler? Niye söylemesin? Yoksa sen de mi layık görmüyorsun bize can o kızı? Estağfurullah ağam! Onu demek istemedim. İyi! Şimdi can o kızı kaçırmak vacip oldu bize. Ama adımız eşkıya'ya çıkmış bir kere. Düşündüm. Bu işi benim yerime sen yapacaksın. Ben mi? Hı, sen ya! Ancak senin gibi bir yiğit bu işin altından kalkabilir. Haftaya düğünleri olacak. Haftaya kızı sırtlayıp buraya getirirsen ihya ederim seni. Paraya pula boğarım. Bu işi yaparsam para pul için değil, senin hatırın için yaparım ağam. Yalnız anamı da beni de yaşatmazlar. Sırtını bana verdikten sonra kılınıza bile dokunamazlar. Kaçıracaksın değil mi can o kızı? Evet. Yalnız şunu bil ki dünyada senden başka hiç kimse bu işe razı edemezdi beni. Çok, çok güzel bir gelin oldun canım. Maşallah desene kız. Maşallah. Hadi kızlar, elinizi çabuk tutun biraz. Gelin alayı gecikiyor. Şimdi Müslüm'üm, şimdi geliyoruz. Şükür Allah'a bana bu günleri de gösterdi. Ne
kaçırdılar. Canoy'u mu kaçırdılar? Kim? Bir yanaşma Mehmet kaçırdı ha! Tüh! Olsun size! Köyümüzün şerefini iki paralık ettiniz! Evime gelin gelen bir kızı yanaşmaya kaptırdınız ha! Yürüyün! Yürüyün! Dinlenmesi lazım. Beni kaçıracağın hiç aklıma gelmezdi. Yediköy'ün adamı bizi arıyordur şimdi. İzimizi bulurlarsa ne yaparız? Bulamazlar. Zaten onlar bize ulaşmadan biz çoktan Kara Ali'nin çiftliğine varırız. Yoksa onun yanına mı sığınmaya niyetlisin? Kara Ali gibi bir eşkıyaya güvenilir mi hiç? Başka ne yapabilirim ki? Beni arkalayacağına söz verdik. Sen de inandın öyle mi? Ah Mehmet'im! Bunalınca babasını bile satar o herif. Vakit geç olmadan kaçalım. Benden oynama Cano. Ben kim oluyorum ki senden kaçmayı düşünebileyim? Düşünmüyordun da o zaman ne demeye kaçırdın beni? Ben seni kendim için değil, Kara Ali ağam için kaçırdım. Şimdi de götürüp o kara herife teslim edeceksin, öyle mi? Allah'ın izniyle öyle. O kadar adamın içinden nasıl burnunu bile kanatmadan kaçırdıysam... ...şimdi de kılını bile halel getirmeden götürüp kara alama teslim edeceğim. Tuh! Yazıklar olsun sana! Ben de seni bir adam sanırdım. Ben istemeseydim sen beni kaçırabilir miydin? Kendi gönlümle kaçtım ben sana Mehmet. Seni sevdiğim için kaçtım. Böyle oynak bir kara olduğunu bilmezdim. Hem Kara Ali gibi bir yiğit dururken başkasına yar olmam diye haber sal... ...hem de benden oynaşmaya kalk. Hiç utanman yok mu senin? Yalan! Çocukluğumdan beri ben senden başka kimseyi sevmedim. Ama şuncacık yüz vermedin bana. Kara Ali ağam yalan söylemez. Yalan söyleyen sensin. Mehmet! Bak gözlerimin içine. Yalan söyleyen insan gözlerimi bullar. Kıyma bana. İkimize de kıyma. Bir canavardan kurtardım, başka bir canavarın kucağına teslim etme! Senden başka kimseyi sevmiyorum ben! İnanmıyorum sana! Yürü, Kara Ali ağama gidiyoruz! Bakalım yüz yüze gelince ne söyleyeceksin? Bırak! Bırak beni! Bırak! Gitmem ben o herife! Yoksa kıyarım kendimi! Götüreceğim! Bunca iyiliğini gördüğüm bir adama döneklik edemem! Bırak! Bırak! Dağ taşı taradık, izlerini bulamadık baba! Zorlu birine arka vermemiş olsa... ...Bir yanaşma parçasının senin kızını kaçırmak ne haddine düşmüş, Müslüman! Doğrusun, bu işin içinde Kara Ali var. Aramız namusumuz elden gitti baba. Varalım bu işin hesabını Kara Ali'den soralım. Eşkıya takımı dağda gezerken korkuludur. Düze indi mi elinden bir gelmez. Yürüyün! Aslan Mehmet'im benim! Kara Ali sana kurban olsun!
Bırak beni! Bırak! Şimdi dile benden ne dilersin? Hiçbir şeycik dilemem ağam. Sağlığın bana yeter. Yalnız gel gör ki bu kızın söyledikleri yenilir yutulur gibi değil. Sen bakma ona! Ne dediyse cahilliğine demiştir! Bırak beni pis yalancı! Senin olmaktansa canıma kıyarım daha iyi! Mehmet! Mehmet! Bırakma beni bu canavar herife! Yalvarırım kurtar beni! İnan bana senden başka kimsenin olamam ben! Aa. Mehmet! Aa, bu kızın sende gönlü yok! Seninle sonra görüşürüz! Hadi çek git başımdan! Bırak beni! Aa. Sen yalan söyledin bana! Söyledimse söyledim! Dünkü çocuklara hesap mı vereceğim bu yaştan sonra? Bu iş senin şanına yakışmaz! Bırak kızı gitsin ağam! Git dedim Mehmet! Elimden bir kaza çıkmadan git buradan! Kızı almadan bir yere gitmem! Mertlik değil bu yaptığın! Mertlik değil demek ha? Atın şu köpeği aşağı! Dur Karahani! Dur yoksa vururum! Silahını at! Adamına da söyle kızı bıraksın! Cano! Buyur! Silahları topla atabin! Arkamdan gelirseniz hiçbirinize acımam, vururum! Haydi Cano! Atları kapatın! Sandıktan yeni silahları da çıkartın! Ben de bunu senin yanına bırakırsam... bana karali demesinler! Nedir? Ne oluyor? Güpegündüz çiftliği basmaya mı niyetlendiniz? Karahali, bu iş eşkıyalık işine benzemez! Kız kaçırmayı bu memlekette adamın yanına koyarlar mı sandın? İftira etmektesin bana! Gelin olmuş bir kızı kaçıracak kadar aklımı yitirmedim de! Ben töreleri bilmez miyim? İzini takip ettik, çiftliğe geldiğini biliyoruz! Tez Mehmet'i de, kızı da teslim et! Doğrusunuz! Kızı sırtlayıp bana geldi! Saklayayım diye yalvardı! Ama ben ona uyar mıyım hiç? Kızı elinden alıp, deli olana da bir güzel cezasını vereyim dedim ama... ama ne çare ki, silahını çekti, kızı alıp savuştu! Tam peşine düşerken... aha, siz çıka geldiniz! Bunda benim ne suçum var? İnanmıyorsanız, kapım açık! Buyurun arayın! Ne tarafa gittiler? Şeytan kayalıklarına! Durun, beni bekleyin! Avucumun içi gibi bilirim dağları! Duramayız Cano! Peşimizde canımızı isteyen çok adam var, hadi bakalım! İyi!
telaş etmeyin! Kızımı vuracaksınız! Dönün! Yağmurun yağdığı iyi oldu. Köpek olsalar izimizi süremezler artık. İki saat olmuş buradan geçeli. Ama artık nafile. Bu yağmurda başka iz bulamayız. Sen de üstündeki ıslak elbiseleri çıkar da ateşe ver. Üzerimde kurusunlar daha iyi. Üzerinde kurumazlar. Hastalanırsan peşimizdekilerden hiç kurtulamayız. Sabah olanlar için bağışla beni. Olsun, bir şikayetim yok benim. Şimdi nereye götüreceksin beni? Dağın ötesinde dayımın evi var. Anam orada kalıyor dayım öleli. Şu Allah'ın işine bak! 40 yıl düşünsem seni kaçıracağım aklıma gelmezdi. Üşüyor musun? Söylesene kız, üşüyor musun? Üşüyorum ya! Ne olacak? Diyecektim ki... Üşüyorsan yanıma gel mi diyecektin? Öyle diyecektim ya, nereden bildin? Sen niye gelmiyorsun benim yanıma? Aç! Ana, ben geldim, ben! Aç kapıyı! La ilahe illallah! Bu bizim oğlanın sesi! Ana, neredesin? Hoş geldin! Evine hoş geldin oğul! Hele girin içeri! Sana bir gelin getirdim ana. Bana gelin mi getirdin? Allah bu günleri de gösterdi demek. Hele oturun şöyle, ben size yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Eksik olma ana. Yemeklerine hasretim ne zamandır. Yalnız sana bir tembihim var. Bizim buraya geldiğimizi sakın kimseye söyleme mi? Peki oğul, söylemem. Sen merak etme. Öncesin Emine teyze, hayrola? Gece hiç uyumadım da! Neden uyumadın ki? Şey... Derim emme, kimseye demeyeceğini de... Der miyim hiç? Kaynana oldum ben, kaynana! Kaynana mı oldun? Dur bak, sana hepsini anlatacağım! Bizim Mehmet, bir kız kaçırmış!
Kız mı kaçırmış? Hem de kimin kızı biliyor musun? Güzeller köyünden Müslüman'ın kızı. Sahi mi diyorsun Emine teyze? Sahi ya! Kızın adı da Cano. Eve gelince güzelliği evimi aydınlattı. Ay doğdu sandım. Kız kaçırma işi pek ayrı alamet sayılmaz ama gene de hayırlı olsun. Şoma ağızlı sen de! Dediğine pişman oldum. Gayrı demem kimseye. Muhtara silah çekmek ha! Utanmıyor musun sen? Ne istiyorsunuz benden? Eve karı kapatmışsın. Hey ha, karı kapatmışsın! Sözünüzü bilin, yoksa karışmam! Dur Memo! Ben kendi gönlümle, isteyerek geldim. Memo benim erkeğim. Cano benim evime gelin geldi, gelin! İyice duydun mu cımbıklı? Cımbıklı senin babandır! Adımın Kadir'a olduğunu bilmiyor mu? Her neyse, hadi artık dağılın da bizi rahat bırakın! Bana bak Memo! Memleketin kanunu var, memuru var! Güzellikle kıydırın nikahınızı! Yoksa bu köyde sizi barındırmam! Ne duruyorsun öyleyse, kıy nikahımızı! Sen muhtar değil misin? İşte imam da burada, o da duamızı eder! Hey ya! Yaşa be Cano kızım! Ne duruyorsunuz? Alan razı, veren razı! Nüfus kağıtlarınız yanınızda mı? Değil! Nüfus kağıtları olmadan nikah kıyılmaz! Şimdi biz dini nikahımızı kıyalım, kağıtlarını bulsunlar, resmi nikahları da kıyılır! Artık onları bulsak da bir işe yaramaz! Kız elden gitti ağlar! Üzülme sen Müslüman! Kan her pisliği temizler! Memo'dan eninde sonunda bu rezilliğin hesabı sorulacak! Hem öyle bir sorulacak ki! Yedi köye destan olmacasına! Ağam! Öğrendim ağam, dağın ötesindeki köye inmişler! Davranın! Mehmet! Geldiler, çabuk giyin! Hadi çabuk ol biraz! Sonuna kadar dağdan dağa kaçacak değiliz ya! Varalım jandarma çavuşuna, derdimizi anlatalım!
He de bana Mehmet'im! Kanun bizden yana olunca kılımıza bile dokunamaz o reziller! Peki Cano, istediğin gibi olsun! Şimdi beni iyi dinleyin ağalar! Ya bu çocukların yakasını bırakırsınız, ya da ben sizi gece vakti silahla haneye tecavüz suçundan mahkemeye sevk ederim! Böyle bir suçun cezasının ne olduğunu Kara Ali iyi bilir! Ama kumandan bey, benim oğluma gelen gelini kaçırdı! Ben her şeyi biliyorum, devletin kanunu Cano ile Mehmet'ten yana! Şimdi pılınızı pırtınızı toplayıp yıkılın karşımdan! Söylediklerimi de unutmayın sakın! Çavuşun sözüne uyup, bu işin arkasını boşlarsak, köy yerinde hepimize ağalığı haram ederler! Bilmiş olun! Boşlamaktan söz eden kim Kara Ali? Namusumuza sürülen leke, sözle temizlenmez! Bana düşmanımın kanı gerek! Şunu tez sürülen, hadi! Sabah sabah nereye can o kız? Mehmet tarlada, ona azık götürüyorum ana! Dur hele, dur da beraber gidelim! Sen artık otur da dinlen ana, bu işler yeni geline yaraşır! Yavrum! Namusumuz temizlendi. Başın sağ olsun Müslüman.
Başın sağ olsun ha. Sürmediğini söyle, gene de seni almaya razıyım. Burada ölüp gitmene gönlüm razı değil. Aklını başına al Cano, sözümü dinle. Ona sen kıydın. Yazıklar olsun. Babası gibi sever sayardı seni. Bu muydu senin mertliğin? Defol git başımdan! Sana su getirdim, evet. At o silahı elinden! Mehmet! Çıkar canıyı oradan! Ellerinle kas toprağı! Daha çabuk ol! Hayatını seviyorsan daha çabuk! Canın sıkılmış senin. Yoksa kötü bir haber mi? 5 aydır jandarmalar her tarafta bizi arıyorlar Cano. Ötekiler de cabası. Sonumuz ne olacak? Ne yapacağız Memo? Ayağın ağır olmasaydı buralardan uzak yerlere giderdik. Bizi tanıyan yerlere. Nereye gitsek kanun yakamızı bırakmaz gayrı. Çocuk doğduktan sonra gidip hükümete sığınsak, suçumuz neyse çekelim desek. İki kişiyi vurdum. En az 20 sene verirler bana. Bense hep seni yanımda görmek, gözlerinin içine doya doya bakmak istiyorum. Bak Memo, bak! İstediğin kadar bak! Gözlerime iyi bak ki karnımdaki sana benzesin. Tanrım belki bir kurtuluş yolu gösterir bize. Thank you.
Taşlar soğuk. Çok olmuş buradan geçeli. Ulan Memo! Eninde sonunda elime geçireceğim seni. Ben iyice ağırlaştım Memo. Çocuğumuzun ziyan olacağından korkuyorum. Tut elimden canım. Yavaş yavaş gidelim. Tepedeki mağaraya varınca bol bol dinleniriz. Orası bizim için en emin yer. Kimsenin aklına gelmez orada olduğumuz. Geldik canım, ha gayret! Bittim. Sen olmazsan ne yaparım ben? Bir gün bile yaşayamam. Hadi sen biraz dinlen. Ben şu heybeyi boşaltayım. Bu kayalıklarda iz sürmek çok zor. Üç kola ayrılalım. Kim bulursa öbürkülere üçer ateş ederek haber versin. Artık. Her şeye ben bakacağım. Dur, o kadar acele etme. Hemen doğuracak değilim. Yok, hayır olmaz. Uzan bakayım. Dur Memo, çorba yanacak. Uzan dedim sana. Artık yorulmayacaksın. Her şeye ben bakacağım, çorbaya da bakarım. Bir yudum su ver bana Memo.
Hep benim yüzümden çektiklerin. Başına bela oldum. Eğer izimizi bulurlarsa... İzimizi bulurlarsa dünyayı dar ederim onlara. Korkma sen, hadi iç çorbanı. Şu kuytuya götür beni! Peki canım! Hani neredesin Karali? Niye gelmiyorsun?
Ben sana bu hengameye kurşun dayanmaz demedim mi? Demedim mi Mehmet? Sıkı dur, şimdi teslim almaya geliyorum seni. Bir türlü karali. Zamanında bana ettiğin iyilikleri unutamıyorum. Ama artık ödeştik. Canını bağışladım sana. Git buradan çabuk. Bir daha da sakın karşıma çıkayım deme. Git derim, duymadın mı? Elimden bir kaza çıkmadan çabuk git! Seni duyunca koşup geldik. Demek sonunda mağarada kıstırdın ha Memo'yu. Söylesene Karali, biz yetişene kadar ikisini de öldürdün mü yoksa? Ne gezer derviş ha? Ben de Mehmet mağaradadır deyip bunca cephane harcadım ama boşuna. İçeride kimsecikler yok. Bunda bir iş var Karali. Durup dururken boşuna cephane harcayacak adam değilsin sen. Uzun ettin derviş ha. İçeride kimse yok dedim sana. Yürü de başka yerleri arayalım. Öldüğüme yanmam.
Sana düşmanlık ettiğime yanarım Mehmet. Hakkını helal et. Helal olsun ağam. Keşke bütün düşmanlarım senin gibi yiğit olsa. Durmayın! Yakalayın!
soyu! Çocuğunu gebertin gibi şimdi seni geberteceğim.